Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere TÜPRAŞ'ın açıklanan 2024 yılı birinci çeyreğine ait bilançosundan bahsedeceğim. TÜPRAŞ 2024 yılının birinci çeyreğinde enflasyon muhasebesi raporlamasına göre yıllık bazda %89 düşüşle 320 milyon TL net kar kaydettiğini açıkladı. Planlı ruh bakımı ve bakımın etkisiyle yararlanılamayan ağır hafif ham petrol fiyat makası avantajı enflasyondan arındırılmış yıllık bazdaki düşüşte etkili olduğu diyebiliriz. Ayrıca ürün marjları geçen yılın yüksek bazına göre zayıflamasıyla parasal kayıptaki artış zayıf net karın diğer nedenleri olarak sıralanabilir. Bu çeyrekte ağırlıklı ortalama ürün marjı varil başına 14,5 dolar olarak gerçekleşerek şirketin 2024 yılı için 14 dolar olan beklentisinin hafif yukarısında tarihsel ortalamaların ise önemli ölçüde üstünde kaldı. Tüm bunlarla birlikte geçmiş dönem karlarındaki artış sonucu bu çeyrekte yıllık bazı %44 artışla 5.61 milyar TL tutarında parasal kayıp gerçekleşti. Diğer bir yandan Tüpraş, İzmit rafinerisindeki planlı bakım çalışması sonucu bu çeyrekte yaklaşık 300 bin ton üretim kaybı ve %82 kapasite kullanım oranı ile 5.9 milyon ton üretim gerçekleştirirken şirket yıllık bazda %10 artışla 7 milyon ton satış hacmine ulaştı. Şirket üretim ve satış hacminin etkisiyle de yıllık bazda %3 artışla 165,5 milyar TL net satış geliri elde ettiğini açıkladı. Brüt kar yıllık 6.9 puan gerilemeyle ile %8'e faaliyet giderlerinin satışlara oranı yıllık 0.3 puan artışta %3.5'a yükseldi. Sonuç olarak Favök yıllık bazda %54 gerileme ile 9.46 milyar TL olarak gerçekleşirken Favök marjı yıllık bazda 7.2 puan azalışla %5.7'ye geriledi. Serbest nakit akımının geçen yılın aynı dönemindeki 12.3 milyar TL'den negatif 20.8 milyar TL'ye gerilemesinde Kızıldeniz gerilimi sonucu yükselen işletme sermayesi ihtiyacı rol oynadı diyebiliriz. Şirketin net nakit pozisyonundan ve 2024 yılı beklentilerinden de bahsedip toparlamak istersek şirketin net nakit pozisyonu 2023 sonundaki 72.1 milyar TL'den bu çeyrek sonunda 51.6 milyar TL'ye geriledi. Şirket yönetimi tüm yıl için Ağırlıklı ortalama ürün marjı hedefini varil başına 14 dolarda sabit tutarken 2024 yılına ilişkin %85 ila %90 olan kapasite kullanım oranını ve 500 milyon dolar olan yatırım harcama beklentisinde değişikliğe gitmedi. Bizlerde makro varsayımlarımızdaki güncellemeler ile INA değerlememizin ileriye taşınması nedenleriyle TÜPRAŞ için hisse başına hedef fiyatımızı 242 TL'ye çıkartıyoruz. Ve alt tavsiyemizi koruyoruz. Planlı RUP bakımının önümüzdeki çeyrekte de şirketin faaliyet karlılığını sınırlamaya devam etmesini beklemekle beraber bakımın tamamlanması, beyaz ürün veriminin artması ve ürün marjlarının yılın geri kalanında tarihsel ortalamaların üzerinde kalmasıyla şirketin 2024 yılının ilk yarısında güçlü performans göstermesini de bekliyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırması sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.